Arada arkadaşlar, İran'da acayip böyle bir diklenme, bir korkmuyoruz. Ne yaparsan yok yap. Yok. Bak ne diyor? Şu ortaya gelebilir evet. mi? Ee, İran Devrim Muhafızları Komutanı. 31 Ocak'ta yapmış. Bugün ayın kaçı ya? E bugün yapmış ya bu açıklamayı. Hı. Ver abi, ver gelsin. Geldi geldi. Ortaya diyorum ortaya. Ha. Amerikalılara şunu söylüyoruz. Bizi siz sınadınız. Bizi siz sınadınız. Bizi tanıyorsunuz. Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmıyoruz. Savaş peşinde de değiliz ama savaştan da korkmuyoruz. İran medyası parmaklar tetikte işte falan böyle yani işte Bayağı. bu iç iç kamuoyuna yönelik Ahmet Bey. Yani ha, iç bu. kamuoyunu konsolide etmek için. Halbuki Amerika diyor ki ya ben zaten diyor sizi değil. Sizin desteklediğiniz dışarıdaki güçleri bu, vuracağım. Bu böyle Açıklam konuşmaksa konuşmak Vallahi bu servis. evet yani bunu kendi iç kamuoyuna bir avantaja dönüştürmeye çalışıyor. Bu açıklamalar yani. biraz şey böyle gece mezarlıkta ıslık çalmak <gülüyor> gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> sakın hani Korkunca. korkuyoruz demek bu. Ee Yok, şey sana, sal sal de, Eray Bey diyor ki Amerika zaten sana saldırmayacağını söylemiş. Sen böyle meydan okumasan ne olur? Yani. ne olur? Ama bir de <laughs> rejim değişikliğine bence zorlayacak bunu. Daha önce bir iki kere denedi, olmadı. İçeride karışıklık yaratarak bir daha deneyecek. Ama mutlaka İran'ı bir şekilde budamak istiyor. Doğru. Budamak doğru. istiyor. Bu arada tek Trump 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 da şey demiş. Ben olsaydım İran saldırmazdı. Bizim askerlerimizi ha. öldürmezdi. Biden başkomutan olduğu sürece Amerika ayakta Vesaret kalamaz demezdi diyor. O da kendi seçmenleri. <laughs> o da evet yani. Peruanlar herkes ya. durumu kendi avantajına kullanmak istiyor yani. Evet, evet. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. O da kendi avantajına iç politikada seçim kazanmak için. Yani şimdi ölü Amerikan askerleri ülkeye dönerken Trump işte bu askerlerimiz ölmeyecek falan diyor değil mi? Hani o o şey yani. edebiyat yani. Ama Amerika İran'a saldırmaz planın içinde. Yok, yok. zaten planlarında yok öyle bir şey. Tabii. Ama zayıflatıp bir iç hareketle evet, evet. dört parçaya ayırmak dertleri bu. Ya planları Biz bu. Ve Hamas'ta başlan şey dediğiniz gibi Yani oradan, ya, ya ha. bakın burada var ya tabii ben kimseye akıl vermek de istemiyorum ama o boşluk alanlarını nasıl dolduracakları konusu var ya. Onu onu yakında şekillenecek o zaman açıklayacağız. Ben tahmin ediyorum birkaç şekilde dolduracaklar. Göreceğiz yani. Peki biraz e, ani bir dönüş yapalım. İç politikaya dönelim Dönelim mi Onur? Dönmeyelim mi? Dönmeyelim. Dönelim ya. Veya istiyorsan dönmeyelim. Şu konuyu da bir konuşup ondan sonra dönelim o zaman. Bir dakika bak. Şunu atladık. Bir e, bu Orta Doğu ne zaman karışsa böyle işte Amerikan askerleri öldürülüyor, o ona saldırıyor filan. Hep bu durum ABD'nin Orta Doğu'dan çekileceğine yönelik bir sinyal vermesi üzerine gerçekleşiyor. Yani hafif de olsa bir sinyal veriyor Amerika. Ya ben diyor artık buralardan çekileyim mi, çekilmeyeyim mi? Acaba falan demeye başladığı anda pat hemen bir Amerikan hedefine saldırı. Yani bu böyle bir Amerika'da bazı güçlerin iç kurgusu mudur? Yani e, daha doğrusu Suriye'den, Irak'tan, Orta Doğu'dan Amerikanın çekilmesini istemeyen Amerikan derin devletinin kurguladığı bir şey midir? Biliyorum biraz komplo gibi gelecek ama her ikinize de bunu sormak istiyorum. Görüşleriniz nedir? Dursun Bey. Şimdi... E... Yani Amerika değişik yöntemlerle bölgedeki e, grupların e, üzerine ateş ederse zaten tepki almak için ateş ediyor yani. Hayır yani şimdi bir irade mesela diyelim ki Biden ya biz artık buradan çıksak mı diyor veya Trump yani burada biz temel, artık Orta Doğu'dan çekilsek diyoruz, mi? Soruyu aldım. Dediği anda bir ortalık karışıyor böyle. Temel konuşuyor. Yani Trump'la Biden'ın önümüzdeki Kasım'daki seçimlerde seçmene yönelik bir pozisyon alışı var. Biden kalmak isteyen bir taraf. Demokratlar Trump çekilmeyi öngören Amerika'nın güçlü olmasını iç cephede güçlü olmasını öngören bir şey. Yani bu seçim yarışı bu iki görüşün gündeme gelmesini sağlıyor. Diğer bir konu biraz önce f 35'i konuştuk. Yani Orta Doğu'da bulunmasının, özellikle Suriye'de bulunmasının temel nedeni işit Daş. Bu mücadelede eğer e, Türkiye, e, biz ben bu işin liderliğini yaparım, bu mücadeleyi ben götürürüm size gerek yok. Özellikle Suriye için bizim sıkıntılarımız var terörle mücadele açısından. Bu konuda işte biraz önce e, ilişkilerin geliştiğini de bahsettik. E, i̇ç kamuoyuna yönelik de bir e, olur alırsa Amerika'nın zaten sistemi yürüyecek yani ama işte Amerika çekilmek istediğinde ortalığı karıştırıyorlar Yani hiçbir devlet özellikle demokratik bir devlet 3 e, yani de olsa 5 de olsa kendi askerinin canını ortaya koyarak böyle karanlık işlere girmez. Yani özellikle Eval demokratik ülkeler yani İran girebilir de anti -demokratik ülkeler bu işi yapabilir ama Türkiye gibi Avrupa ülkeleri gibi Amerika gibi hiçbir ülke çünkü oradaki ölümler oradaki Amerika'nın verdiği zayiatlar işte Trump'ın seçim malzemesi olur yani. Herhalde. Şimdi efendim Amerika ya bir kavram kargaşası daha doğrusu bir yanlışlığı var. Bunu düzeltelim isterim. Amerika burayı asla tamamen boşaltma. Tamamen dem kastetmiyor ha, galiba. Yani. Evet. i̇şte ben de tam ne kastedildiğini anlatmak istiyorum. Kuvvet aktarımı yapacak Amerika. Bunu yapmak zorunda. Ne demek? Yani 55 bin askerin bir bölümünü Asya Pasifik'e götürecek. Azaltacak. Kuvvet aktaracak. Aha. Dolayısıyla buradaki 55 bin askerin muhtemelen 20 bine düşeceğini tahmin ediyoruz. Yani ben asker olarak Tam bunu ben tahmin ediyorum. Mesela 50 bin asker 20 bine düşmesin diye ortalığı karıştırırlar mı? Ya sanmıyorum. Yani burada ortalığın karışmasını ABD'nin İran'a tepki göstermesi için meşruiyet zeminleri hazırlama olarak ben yorumluyorum. Dolayısıyla burada... Ee, ABD mesela Suriye'de 900 askeri var. 900 askerle ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. Ama onu siz ani ve yakın hava desteğini sağlarsanız o 900 askerle her şeyi yaparsınız. Bir bakalım yani, ya şunlar asker sayılarıymış. Evet. Amerika'nın Orta Doğu'daki Aşır, asker aynen, sayılarına 800, bak. 800, 900, 13, Şuna 20, 23, 13, 20, 33. Ya, Hepsi ya, Amerikan bak. askeri bunların değil mi? Evet. Evet, yani burada işte 50-55 bin civarında bir askeri olduğunu e, biliyoruz. En fazla da Irak'ta var. Kuve'nler, mesela Bahreyn, ha, Bahreyn var mı? Birleşik Bahreyn'de evet. de, de mesela var. En büyük üssü Katar'a kuva. Katar 13 bin, onu takviye etti 15'e çıktı. Evet. Ee, şeyde Bahreyn'de de var. Hemen daha kuzeyde. 7 bin, ha, 7 bin. De, gördüm, iyi. pardon. Yani dolayısıyla 50-55 bin civarında bir gücü olduğunu biliyoruz. Bunu azalt, bunu burayı azaltacak. Yani Çin'e mi? Tamam. Evet. Asıl final orada olacak Ahmet Bey. Neden buradaki İran'ın dizayn edilmesi amaçlanıyor? Çünkü nihai hedefi Çin olan İran'a yönelik operasyonla Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının tamamen kontrolü amaçlanıyor. Şimdi bu şuna da söylenebilir. Ya efendim zaten adamın elinde her şey falan. Öyle değil aslında. Elinde değil çünkü bazen mesela... Bu e, Filistin meselesinde de ortaya çıktı. E, Hamas, sava Hamas İsrail savaşında e, bazı e, takos koyabiliyorlar ABD'ye. ABD'de ne isteğini istediği an yap yapmayabiliyorlar. Bunu istemiyor çünkü bir mücadeleye, bir savaşa büyük bir finale girdiği zaman artık buradan emin olmak istiyor. O yüzden burayı dizayn etmek, İran'ı dizayn etmek zaten İran'ı dizayn etmek aslında İran, Rusya, Çin hattının bir parçası olarak da ele alınıyor. Yani şunu demek istiyorum: İran'ın dizaynı öyle bizim beklediğimiz gibi hemen olmayacak. Evet, Ama peki. Çin ve Rusya ile birlikte bir bütüncül stratejide İran'da konuşlanmış, İran'da dizayn edilmek isteniyor efendim. Yunus. Ya Yunus'a da çok özür diliyorum, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Çok affedersiniz ama şimdi önemli bir husus var. Müsaade eder misiniz Yunus Bey'e de bunu e, sormak isterim. Yunus Bey, şimdi bu F35 konusu demin geçti ama sormayı unuttum. Onu çok dağılacak ama Eray yani ya ama F16'da şey vardı. Yunus geçen yani söyledi yani izleyiciler takip edemez. Ee, ama so söyleyin artık yani yapacak. Şey, şey yok. Şöyle bir şey söylemişti Yunus Bey. Yani Türkiye'ye F16'larla e, şeye. Ee, Yunanistan'a F-35'lerin verilmesini aynı paket içerisinde e, geçirmeyi düşünüyor Amerika diye söylemiştiniz. Halen bu durum geçerli mi? Onu soracaktım. Öyle oldu zaten geçtiğimiz hafta. Ya, yani duyun, bizim evet. bildirimlerle Yunanistan'ın bildirimi aynı anda gönderildi. Hayır bildirim demiyorum tamam. Da Neticede bunların e, süreci işliyor, deva, devam etmesinde bir... Sorun yok Biraz yani. İtiraz söyle öyle geçecek de. evet. Evet evet ikisi de ikisi de yani zaten bizim senato ve Kong, e, temsilciler meclisinin liderleri e, onaylayacağını bildirdi. Orada artık herhangi bir tamam. e, kafamızda soru işareti yok. Bizim evet. artık aramızda yani Türkiye Cumhuriyeti ile Lockheed Martin arasında bundan sonra süreç. Peki Yunus bu Biden'ın Orta Doğu'dan çekilme, Orta Doğu'dan askerlerin sayısını azaltma, Asya Pasifik'e kaydırma, Biden yönetiminin Beyaz Saray'ın Pentagonu buna yönelik bir işaret var mı? geçtiğimiz günlerde oldu mu? Bizim resmi olarak açıklanan bir gelişmeyi biliyoruz biz o. O o da ne? Pentagon dedi ki biz Irak hükümetiyle yüksek askeri işbirliği komisyonunu çalıştırmaya başlattık. Burada ABD askerinin Irak'taki geleceğini, bu varlığının geleceğini konuşacağız dedi. Ama bu tam çekilme anlamına gelmese de e, rakamlar, sayılar konuşacağız dedi. Bildiğimiz bu. Suriye ile ilgili ise resmi olarak böyle bir adım atacakları bir organ yok. Irak hükümeti gibi yani rejimle konuşmuyorlar. Yani YPG, SDG de bir resmi kurum değil. Ondan dolayı böyle bir şey yok. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Bu haberin ilk sızdırıldığı yer el monitördü. Yazan kişi de SDG-YPG'ye çok yakın sürekli terörist elebaşı Mazlum Abdi ile ilişkisi olan biri. Yani belli ki YPG tarafı çok rahatsız olmuş. 18 Ocak'taki bu Suriye'den çıksak nasıl olur diye yaptıkları toplantıdan ve bu haberi anında sızdırmış. Sonra bu haber Foreign Policy'de çıktı. Sonra da en son Politico'da çıktı. Yani belli ki burada bazı fikir felakkesi e, yapılmış yani Amerika Birleşik Devletleri organları arasında. Ama ciddi bir e, ağırlıklı açıklanmış, izah edilmiş bir çekilme durumu da yok. Doğru yani bugünden yarına ya da belki bir yıl içinde bile hani hareketlenecek bir şey yok. Bazıları şöyle diyor, Trump başkanken denemişti bunu. Yani ABD müesses nizamı böyle bir olasılığa da hazırlanıyor. Yani hani ev ödevini yapıyor o gün gelmeden önce. Peki Trump gelince tamamen çekilecek mi Ortadoğu'dan? Yani bir kere denedi. Onu ikinci kez denemek için durduran bir şey olmaz herhalde. Peki seçim Eğer propaganda çalışmalarında, seçim propagandasında söylüyor mu biz Ortadoğu'da? Artık hiçbir Amerikan askeri ölmeyecek, yeri çekeceğim, orada askerimiz kalamaz falan diyor mu Trump? Seçim şeyinde. Genel olarak bu e, pazar günü yaptığı açıklamada da söyledi. Biz güçten gelen barış. Hep bunu söylüyor. Güçten gelen barışla. Evet, caydırıcılıkla yani hani biz savaşlara girmeyeceğiz, çatışmalara katılmayacağız, yeni savaşlar çıkmasını da engelleyeceğiz ama herkes bizim gücümüzden o kadar korkacak ki bu caydırıcı bir rol oynayacak. Mantık bu. Ama Suriye için spesifik çekileceğim, çekilmeyeceğim. Henüz daha o konuda bir soruya maruz kalmadı. Bu arada arzu ederseniz bu gelişmeler biraz Ankara'da da aslında ciddiyetle takip ediliyor. Yani hem Pentagon'un Irak'tan çekilmeyi bildirmesi ciddiye alınıyor. Hem Suriye'nin. Suriye'deki yayınlar Yunus da değindi. Biraz orada PKK ve YPG müzahirlerinin aman Amerika sen gidiyorsun. Bak PKK'mız burada ne olacak havasında yaptıkları yayınlarda ama ben temas ettiğimde evet Amerika'nın bunları ciddi olarak müzakere ettiğini biliyoruz, destekliyoruz. Çünkü Amerika şunu görüyor. Bir, Sur, İsrail ve İran savaşı bölgeye yaymak istiyor. Amerika bunun kendisi açısından bir bataklığa dönüşebileceğini düşünüyor. Amerika savaşmadan zafer kazanmak istiyor. Bu tuzağa düşmek istemiyor. İkincisi Amerika'da seçimler var. Biden seçimler öncesinde Amerikan halkına Bakın biz Irak ve Suriye'den, Orta Doğu'dan çekiliyoruz, mesajı vermeye çalışıyor. O nedenle biz bu süreci takip ediyoruz diyor Ankara'nın tavrı bu. Tabii bu. Burada bir gelişme daha var. Yani Irak'ta oldu, milis güçler Irak ordusunun düzenli asker haline getirildiler. Rusya ile Sur evet, Suriye ve İran şey Amerika Suriye'deki PKK YPG'lilerin de rejimin silahlı unsuru haline gelmesini rejime kabul ettirmek üzere. Muhatap almak, almak e, almasının ön şartı olarak bunu koydu. Ama bu aldığımız bilgi e, rejim bunu kabul etmemiş. E, yine Sonunda kabul etti. Benim bir elimde bir oldu. saha bilgisi var. Evet. E, El-Tanf bölgesine topladığı bir kısım PKK'lıları Suriyeli savaşçılar adı altında Ürdün'e geçirdiği yönünde. Neyse evet. onlar biraz daha... Olgunlaşsın. Evet o yani şeyler. rejime böyle Türkiye'nin de musun? bu çekilmeyi desteklemesi lazım. Yani işitle mücadeleyi ben yapacağım. İşte bölgedeki e, barış ve huzur için Erdoğan sorumluluk alacağım. kalacağım. Erdoğan var burada, defalarca söyledi ya işte iş esas biz dedi. mücadele evet, ederiz evet. dedi. Ya işte bunu yeni e, sürece girdiğimiz Aslında de bir kez alarak, daha fazla vurgulayacağız. daha hızlı daha e, vurgulayıcı hale gelmemiz lazım. Peki Yunus ee, seçim ve ne kadar kaldı Amerikan seçimine? 5 Kasım, 5 Şubat desek 9 e, 9 ay. 9, ne dedi? 9 ay. 5 Kasım. 9, 9 ay. Kasım'da. Evet, Kasım'da. Ha. Hani 9 ay. Kasım da. Kasım'da. 5 Şubat'ta tam 9 ay kalacak. Onur bir Amerikan seçimi için de geri sayım yaptırsana bize ya, ya. 9, ay, 9 <laughs> ay, Yani bir ok Aralık, o kalmış. Aralık, Ocak, iyice... Şubat deyince 9 ay kaldı. 9 <laughs> evet, ay. 270. Arizona'da durum nedir Yunus diye soruyor. <laughs> Amerika sandık. haritası he? Kaliforniya ben gelsin. Sandık. Sandıklar açıldı mı Arizona'da? Ben Ohio çok, ne diyor? Ben en çok salıncak eyaletleri merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> salıncak eyalet. O kadar da karmaşık bir sistemleri var Ama ki. Ama daha Massachusetts'da oylar gelmedi. Kim kazanacak? Trump mı? Biden mı? <gülüyor> 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 en son gelen anket yine Trump'ı önde gösteriyor. 6 puan önde. Yunus sen de Trumpçı mısın? Nesin? Ne zaman bu soruyu sorsam hep Trump diyorsun. Evet, kripto. Ya Anayasa Mahkemesi ne zaman e, karar verecek Yunus? Bu konuda bir karar verecekti. Belli mi onun tarihi? Henüz henüz daha bakmadılar o davaya. Eray hocam asıl da siyasetin Seçime koparıyor. girmesini Mahkeme. önleme şeyi var evet. evet. Trump'ın seçime girmesini önleme girişim var. 53 Muhtemelen 503. ne zaman bekleniyor Yunus? Belli bir bilgi var mı tarih olarak? Seçim. Bir dakika sana soracağız abi. Hemen Anayasa öyle koyun, Mahkemesi Anayasa mı? Mahkemesi ne zaman kararını verir belli değil. Peki Trump'ın seçime girmeme ihtimali 10 üzerinden kaç? Yani Girememem sokmama. Trump'ı seçime sokmama ihtimali, sokulmaması ihtimali. Bence düşük çünkü yüksek mahkeme yani ABD'nin Anayasa Mahkemesinde 9 tane yargıç var. Bu 9 yargıçın 6'sı muhafazakar, 3'ü liberal. 6 muhafazakar yargıçın da 3'ünü Trump atadı. Yani normal hani hayatın olağan akışına uygun ilerlerse Trump'ı kurtarırlar. Ama iki tane muhafazakar yargıcı kaybederse o zaman e, o zaman olacakları ben de tahmin edemiyorum. Çünkü Trump'ı resmen engellerlerse bu sefer insanlar sokağa da inebilir hakkını aramaya. Evet, Altı 6 Ocak arkadaşlar. çok uzak değil yani. 6 Ocak'ta 3 yıl önce oldu. Peki adayların, yani Trump'ın aday olup olmayacağı ne zaman netleşecek? Biraz önce Eray Bey de söylemişti onu. Anayasa Mahkemesi ben bakacağım bu davaya dedi. Çünkü Colorado ve Maine eyaletinde Trump'ın oy pusulasında bulunması engellendi mahkeme tarafından. Trump da bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi dedi ki ben senin davana bakacağım. Henüz daha bir karar vermedi. Ama e, önümüzdeki büyük ihtimal Mart gibi bekliyor olabiliriz. 9-3'ün kararı, eki... kararı olacak. Anayasa Mahkemesi'nden bu iki eyaletle ilgili karar çıktığında olay anlaşılmış mı olacak? Netleşmiş mi olacak? İki ihtimal var. Anayasa Mahkemesi Trump'ı haklı bulursa Trump bütün oy pusulalarında 50 eyalette bulunabilir. Ama Asıl olay şurada kopacak. Eğer Anayasa Mahkemesi, Colorado ve Maine eyaletleri haklı Trump'ı oy pusulasından çıkarabilir derlerse... Başka bu eyalet. iki eyaletten oy alamayacak. Ve başka eyaletler de var daha Trump'ın davalarını sürdüğü. Onlarda da oy pusulasından kaybolursa resmen hani yargı yoluyla Trump'ın adaylığı engellenmiş olacak. Çünkü 5-6 eyalette Trump aday olamazsa, oy pusulasında olamazsa seçimleri kazanma ihtimali hemen hemen sıfıra düşüyor. O dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karar Kilitö. kritik yani kilit anlaşıldı. Nihai ve kritik. Nihai ve kritik. O da Mart'a kadar Mart'ta mı belli olur diyorsun. Öyle mi bekleniyor? Tahminimiz o yönde. Çünkü Mart'ta süpersalı süper salı var. Yani e, 10 eyaletten fazla, 15 eyalete yakın eyalette aynı gün ön seçim yapılacak ondan önce kararı açıklaması mantıklı olur. Süper salı ne demek ya? Şimdi orada başkanı delegeler seçiyor Biz ha, ha o. A, a, yani aman çok karışık. Evet işte evet. Eyaletlerde delegelerin seçildiği salı. Anladım. Bizde hiç öyle bir şey yok. Süper pazartesi. Bizde süper kurultay salı. için var. Kurultaylı. İstanbul doğru. Kongresi Kurultay için aynı orada da yani üye sayısı fazla olan eyaletler işte süper salıda da çok önemli. Bu bilgiye bir tek şey ilave etmek isterim. Şimdi main... Hangisi kazanacak? Trump kazanacak da. <laughs> <Bilgiyi vereceğim. gülüyor> Trump'ı yedirmeyiz. De. Yok yok. Ben tarafsız söylerim. Yani Trump'ı tut, tutsan da tutmasam da ben rakam neyse onu söylerim. Anket Şimdi mi yaptın araştırmacı ki? Araştırmacı için değil mi? Yok ama biliyorum hangi eyaletin kime oy verdiğini bilebilirim ben. Şimdi bir şey diyeceğim. Maine eyaleti sürekli zaten demokratların kazandığı eyaletlerden biri. Abi biz o eyaletin adını telaffuz edemiyoruz. Sen o eyaletin Seçmeninin ince nabzını ince, tutuyorsun. İncelediğim bir yer Amerikan demokrasi de onun için. Kaç vali? Hayır, bunu şunun için söyledim. Şimdi Maine'de zaten Trump'ı seçime girmeyecek deseler de yani oradan hiçbir ona, ona oy verecek temsilci, delege seçilmese. delege seç, temsilci seçilmese de Maine'i kaybetmek önemli değil. Bir tek Colorado Amerika'nın ortasındadır böyle eyalet olarak. Orası bazen oy değişti. Ama abi orada şöyle bir sorun var diyor ki Hı. o ikisiyle kalmayacak ki diyor. Ya, Diğerleri tamam. de diyor buna katılıyor. Yani. Eğer öyle olursa evet. o Kanada'ya yakın eyaletlerden belki Massachusetts, belki başkaları falan da Philadelphia falan da bunu bu kararı alabilir. Ama Sadece bu ikisiyle kalırsa giremez diye. Ama sadece o ikisiyle kalma ihtimali yok diyor yani. Değil mi Yunus? Emsal karar çıkar diğer evet eyaletlerde yani. bu zincirle Emsal karar olduğu için diğer eyaletlerde buna Aynı katılırsa aynen. sıkıntı orada. Hakan Bayrakçı'nın dediği yoksa doğru. hani. O iki eyaletten zaten hani Colorado ve Maine demokrat eyaletlerdir. Tabii tabii. Değil. Yani sen diyorsun ki o sadece çıkmıyor. o iki eyaletle sınırlı kalırsa. Trump açısından çok sorun Aynen. yok diyorsun Aynen. Anladım. Bak geçen hafta Ama tartışılan teoril, bir konu var. Adalet diye bir şey kalmaz. Te Texas Meksika sınırıyla ilgili Texas eyaletinin verdiği kararı destekleyen 20 küsur vali oldu yani. Eyalet, Eyalet oldu. valisi oldu. 25. Tabii onlar seçimle geldik 25. partili. O işaret Trump'ın daha güçlü olduğunda göstermiyor mu? Yunus Texas artı 25-26 yapıyor evet. Bir tane de Vermont Cumhuriyetçi vermedi 27 eyalet Cumhuriyetçi yani. e, 23 de, eyalet Demokrat evet. Derse Eyaletlerde Ya inanamıyorum yani. kalan eyalet çok her çok her değerli Onur değerli gerçekten inanamıyorum etmiş karargah ya. çalışması evet. e, Onur gerçekten Yani sosyal medyada Aram, tepki gördüğün kadar var yani Ben teşekkür ederim Bak bir şey göstereyim Bunlar bak neymiş ABD'de hangi eyaletler ayaklandı Ben çok kısa bir bilgi vereyim o zaman size Bakın şu Kanada sınırına şuraya yakın bu eyaletlerin çoğu demokrat. demokrat Beyaz hep e, yani cumhuriyetçilere karşı oy kullanırlar şurası. Nüfusun yani, da çok yoğun olduğu. Yani, yani Biden'cılar. Evet, Biden'cıdır buralar. Mesela <laughs> Maine ne bileyim demin söyledim ya işte işte Pennsylvania, yani, Pennsylvania New, York. New York, Massachusetts falan. Bas şimdi bu, bu buralarda zaten olay belli. Ama örneğin Texas bu güney eyaletleri bir tek Florida değişiktir. O Değişir. iki arada ortada kalıyor. Ama şu güney eyaletleri yani zaten Kuzey-Güney Savaşı da Kuzeyler evet. burasıydı, güneyler burasıydı. O meşhur 1800. O, orta, orta Amerika. O, neredeyse Orta Anadolu diyecektim ya. Yani. <laughs> şurada çok yüksek. Aynı bizim Yozgat, Sivas. Bak şurada çok. Ya. <laughs> Yozgat, <Sivas>. <gülüyor> Nebraska. <gülüyor> o Sivas mı oluyor? Andriya biraz. Bu Pasifiye bakın tarafta. Kaliforniya'da. <laughs> Amerika'nın en ünlü iki şehri var. Kalifo en ünlü demeyelim de çok ünlü iki şehri var. Los Angeles ve San Francisco. Biz ona LA evet. diyoruz kendi aramızda. Ha, eyvallah LA diyoruz. Tamam. Şimdi orası çok sayıda temsilcisi var. Orası heyecanlı bir eyalet. Ama onun dışında bu Onur da bunu niye getirdi bilmiyorum da. <laughs> ya Onur gerçekten e, inanılmaz bir adamsın ya. De Yalnız A A A abi, Hakan abi ben seni evet. Teksas, bu evet. Evet, bakın, karşı, Texas Bu devlete karşı Texas'la birleşen eyaletler bunlar. Yaklaşık evet. 700 bin kilometre kare Türkiye evet. kadar nüfusu da 30 30 milyon. Şurası değil mi Teksas? Texas bir eyalet evet. Texas niye böyle bir bu renkte? Ha onu destekleyen. Evet, yani. aktör. Yunus, Bu arada şu Louisiana ismi var ya. Fransızların kral Louis'inden geliyor. Ha şu Louisiana. Evet. Ben de şu Onlardan eyaletin satın aldılar onu. Şu de. eyaletin evet. adını ne zaman görsem Peki. aklıma kızarmış tavuk geliyor. <laughs> evet. Çünkü var. oradan çıkma. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> oradan yaptılar. Ya Yunus sana bir şey soracağım. Şu şu eyaleti gösterebilir misin abi? Maine, Maine. En köşede. E en köşedeki köşede. kırmızı olan. Yunus. kırmızının kuzeyi. Her akşam bir sürü Hollywood filmi seyrediyorum. Şu yaşıma kadar Hollywood filmleriyle dop oldum. Neredeyse bütün eyaletlerini biliyorum. Bu main hiçbir Hollywood filminde geçmiyor. Niye? Allah geçmiyor. Geçiyor mu abi? Yani Sen de kez... seyrediyorsun. Ya, çok kuzey ya. Nüfus abi ilk Amerika'nın main eyaletini valla. Evet. Kuzey doğusu, evet. güney pardon kuzey batısı, ortaları genelde yani hani bomboş yerler. Hani gidip görmeseniz de olabilecek yer çok var Amerika'da. Turistik <laughs> 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 gitmesek yani, de görmesek evet. de orası bizim değildir diyorsun. Valla mainleri harcadın yani mesela ha. Mesela ke <laughs> Kentucky'dir. Ne bileyim mesela işte şey Mississippi, berbat bir yer. Kentucky hiçbir şey yok. Bir sürü böyle çok yer var Amerika'da. Mississippi nerede ya Mississippi? Aşağıda, Mississippi güney. Texas'ın. Evet, şurası. Evet, er. Tam burası da ırkçılığı. Amerika'nın en fakir eyaletlerinden biri. Bir de ırkçılığın da çok kaba bir şekilde e işte oldu. Güney, güney. Evet evet. Mississippi burn. Mississippi öyle. yanıyor filan. Bu arada eyalet isimleri var ya bu 52 küsur eyalet. Bu eyaletlerin çoğu Kızılderili dilinden. Mesela Iowa Kızılderilice. Basbaya ay ve ovadan gelir. Iowa. Gerçekten mi? Tabii onlar Türk Tabii. Türk, Türk olduğu Güneş dil teorisi mi bu ne? Hayır, Alaska'dan geliyor falan değil. Bir bir görüş vardı. Kızıl Deriler Orta Asya'dan geldi evet, diye. Alaska'dan geçti. Yani biz de akraba diye Türklerle. Evet. E şimdi DNA testi yapıyorlar. Herifler takır takır biz de aynı DNA çıkıyor. Abi o işi yani. o işi <laughs> o işi abartıp şey diyorlar ya hani e, Niagara şelalesi ne yaygaradan gelmiş. <laughs> Duydun mu bunu? <laughs> <Çok> Duymadın mı? Yok. <laughs> 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 güzel ama bir şelale. Yani. Neyse konu o şey de spesifik bir konu da. Yani isimlerin çoğu Kızılderili dilindendir. Tamam. Bu arada hatırlatayım. Azteklerin başkentinin adı Chapultepec. Tepek tepe demek. Kızılderili dilinde tepek bizde de tepe. Ha. Dilde de yaklaşık 1200 kelime aynı. Kızılderili diliyle Türkçe arası. Gitme abi nereye gidiyorsun? <laughs> senle Seninle işimiz var.